sağlıklı günler. Bugün size Yasin'in hikayesini anlatayım. Yasin 18 yaşında, çok da böyle saygılı bir delikanlı. Sol elinde uyuşma ağrıyla başvurmuş hekime. Onu gören hekim demiş ki elinde parmak kirişlerinde bir sertlik var. Bunu gevşetelim. Önce parmaklarından bir ameliyat geçirmiş. Onu açmaya çalışmışlar. Bir şey değişmemiş. Bu kez bir müddet sonra aynı hekime gitmiş. O demiş ki bu bir karpal tünel. Yani el bileğinde sinirin sıkışıyor. Onu gevşetmeniz lazım. Muhtemelen bir beyin cerrahı muhtemelen. Onu açmışlar. Bir insül kesisi var burada. Şikayeti gene geçmemiş. O zaman demiş bu daha yukarıdan sıkışıyor. Muhtemelen dirsek bölgesinde bir sorun var. Bu kez de dirseğinden bir ameliyat yapmışlar. Ama şikayetleri gene geçmemiş. Artan uyuşukluklar, artan ağrılar derken Yasin'in eline tam kolunda şurada bir kitle gelmiş. Gitmiş aynı doktora demiş ki bir ultrason çektir. Yani ultrason bizim çok da sık başvurduğumuz bir yöntem değil. Ama çektir. Gitmiş bir ultrason çektirmiş. Orada sinirin üzerinde bir kitle görmüş doktor. Demiş bu sinirle ilgili bir tümör var. Sinir tümörü. Ben bunu buradan çıkartayım. Ama bu sinir de muhtemelen bu işin içinde olabilir. O zaman sinir nakli de yaparım. Girmiş, çok önemli bir siniri buradan çıkarmış ve ayağındaki sinirden alarak da bir sinir nakli yapmış buraya. İyileşmeyi beklemiş. Bu arada patolojiye göndermişler. Patoloji biraz geç çıkmış. Ama bir çıkmış ki burada bir kötü huylu bir yumuşak doku tümörü var. Ve ameliyatta da istenilen genişlikte çıkartılamamış. İşte o zaman geldi bize Yasin. Baktık ki olay farklı. Aslında olay oradaki bir kitlenin büyüyerek o ana siniri sıkıştırması. Sıkışan sinirin yayılma ve etki noktası olan dirsek, el bileği, el aslında hani bu neye benzer biliyor musunuz? Bir tarafta ampul var ama ampulü açıp kapatan düğme duvarda. Yani siz ampulde bir problem arıyorsunuz ama esas sorun açıp kapatan düğmede. Dolayısıyla o düğmeyi düzeltmezseniz ampuldeki sorunu da çözemezsiniz. Halbuki ampulü düzeltmeye çalışarak düğmeyi ihmal etmişler. Sonra da orada pek de uygun olmayan bir girişim yapmışlar. Amacını aşan, siniri feda eden. Muhtemelen o adı konsaydı, biyopsi yapılsaydı belki sadece tümör çıkartılıp o sinir oradan kurtulacaktı. Yani orası çıkartıldı ama kaybedilmiş olan sinir tabii ki istenildiği gibi bir daha yerine koyulamadı. Gönül arzu ederdi ki bu iş yolun başında öyle değil de olması gerektiği bir gözleyelim. İşte Yasin hikayesi de bu.